Hekim. Atletizm ansiklopedisini açıyoruz. Şu anda Sayın Yücel Seçkiner'le beraberiz. Eski milli atletlerden Vasfi Özçelik, Nazmi Balasar soruyor. Yücel Seçkiner cevaplandırıyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Atletizm camiasının duayeni Sayın Yücel Seçkiner'in evindeyiz. Sayın Yücel Seçkiner, milli atletimiz, Türkiye rekortmenimiz, bu camianın genel müdürü, bu camianın bakanı olarak bizlere, Türkiye'mize hizmet etti. Sayın Yücel Seçkiner, kendinizi bize anlatabilir misiniz? Ben Gaziantep doğumluyum. Atletizme Buca Ortaokulu'nda okurken başladım. Buca'da yatılı okuyoruz. 24 saatimiz okulda. Herkes ders çalışıyor. Spora ayıracak vaktimiz yok ama ben de fazla ders çalışmadım. Çalışamıyorum. Spordan geliyorum. Ortaokulda bile spor yapıyordum. Hocamız seçmeler yaptı. Ben 100-200 metrelerde birinci oldum. İlk 1949 yılında Buca Ortaokulu'nda İzmir 100-200 birincisi oldum. 51 yılında Yıldızlar birincisi oldum. Atletizme böyle başlamış oldum. Oradan Namık Kemal Lisesi'ne gittim İzmir'de. Namık Kemal Lisesi'nde okurken Kuleli Askeri Lisesi'nin öğretmeni Ruhi Saralp, olimpiyat üçüncüsü, Kuleli'nin öğretmeni. Kuleli büyük bir atletizmde, yani sporlarda büyük bir hamle yapmak istemiş. Hoca da seçmeye geldi. Ben de lise arası birincisi oldum. İlle dedi, seni askeri liseye almak istiyoruz. Ben de lise son sınıftayım o zaman. Dedim ki son sınıfa nasıl alacaksınız? Yeni bir yönetmelik çıkardı. Ara sınıflara sporcuları alıyoruz dedi. Ben de peki dedim. Kuleli Askeri Lisesi'ne geçtim. Orada devam ettim. Kuleli Askeri Lisesi'nde de gittiğim sene lise arası Türkiye birincisi oldum. Ve ben de 100-200, 4x100, 4x400'de birinci oldum. Spor hayatımız yani Ruhi Saralp'le başladı benim. Sonra Harp Okulu'na geldim. Orada da hocam Abdullah Köpınar'dı. O da beni üzerimde çok emeği vardır. Ve hiç unutmam ilk Harp Okulu'na geldim. Antrenmana çıkacağız bizi 19 Mayıs'ta ilk defa geliyorum 1956. Antrenmanları yaparken Abdullah Köpınar dedi ki Besim Hoca çalıştırsın. Ben de Besim Hoca'yı tanımıyorum. Besim Hoca'ya götürdü beni. Bak dedi yeni bir atlet geldi. 100-200'cü. Onu antrenman ver dedi. Peki bir deneme yapalım yalnız dedi. Ben antrenmanları vereceğim de. Bana bir ısın bakalım hazırlan dedi. Ben de hazırlandım. İyi durumdaydım da. Benim hani spor hayatım, idareci hayatımı da öne geçti. Yöneticiliğim daha fazladır benim. Onu anlatayım. Deneme yaptı. İlk denemede 18-10 koştum. O zaman dediler ki ya bir atlet geldi ilk daha atletizm sahasına. Harp Okulu'na geldi 18-10. Hepsi toplandı hiç unutmuyorum. O gün bir daha koştum gene 18-10. Hoca dedi ki Besim Hoca Allah rahmet eylesin. Tamam dedi ben antrenman veriyorum. Ve öyle başladık yani Ankara'da da. Sonra Nuri Turan beni Harp Okulu'nda görünce ille seni jandarma yapacağım. Şimdi jandarma sınıfı ayrıdır. Tamam hocam dedim jandarma olayım. Geldi beni jandarma. Mezun oldum ben jandarma gücüne geldim. Jandarma gücü de yeni kurulmuş. İlk defa 1958'de işte Muharrem Dalkılıçlar bizim o zaman jandarma gücü kurulduğundan itibaren geçenlerde de ben söyledim. Türk sporuna 80 tane sporcuya milli forma giydirdik. Güreşçi mesela yani atletizmi saymaya lüzum yok. Çünkü atletizm temelinde bütün milli sporcular hani İsmail Akçay'ından, Muharrem Dalkılıç'ından, Feyzi Pakeli'nden yani yetişmeyen kalmadı bizde atletizmde. Onun yanında mesela boksta Cemal Kamacı bizden yetişti. 7-8 tane boksör var ki ilk jandarmada. Güreşte Ahmet Ayıklar, Seyit Ahmet Aralılar, Kazım Ayvazlar 18-20'ye yakın bizde Avrupa ve Dünya şampiyonu çıktı. Öyle bir kulübede gelince ben daha ziyade yöneticiliğe döndüm. Hoca geldi, gel bakalım Yücel dedi. Bak o 14 branşımız var. Şu 6 branş senin işte. Atletizmi verdi bana. Handbol, ben o zaman handbol da oynuyorum. Harp Okulu'nda handbol da oynuyordum. Handbolu verdi. Futbol oynuyorum. Jandarma gücüne futbolu verdi.
bu Braşlar sana emanet dedi. O senede de işte Silahlı Kuvvetler'de, Kara Kuvvetler tabii 400 bin nüfus şeyi var, mevcudu var. Hepsi anlamak gücü 40-50 bin mevcutlu bir şeyiz. Ama çok iyi bir hamle yapmıştık. 58'de biz ilk defa Silahlı Kuvvetler birincisi olduk. Ben de orada 100-200, 4x100, 4x400'de birinci oldum. Hatta takımın antrenörü, kafile başkanımız sen. Hoca da o zaman disk atıyor, gülle atıyor. İsmail Hakkı Tunaboylu ödül vermeye geldi ki o zamanın büyük genelkurmay başkanı, yani yanına kimse çıkamaz. Ödülü tabii hocam da o zaman binbaşı veya yüzbaşıydı. Onun alması lazım, takımın koçu yetiştirmiş. Bana dedi ki ya bak jandarma gücü, ilk defa da ben jandarmadaki atletleri tanıyorum. Ya bakın dedi, bu sene dedi, ben de o sene mezun olmuştum. Harbi okulundan yeni mezun oldum, jandarmaya geldim. Aramıza dedi Uçan Teğmen Yücel Seçkiner katıldı. Çok faydası oldu bu takımın, kupayı o alacak dedi. Onun da şeyini gösteririm, resmini. İlk İsmail Hakkı Tunaboylu'dan jandarma gücünün şampiyonluk kupasını aldım. Tabii bu arada hem adresime gidiyorum, arkasından boksa gidiyoruz, antrenmana, güreşe gidiyorum. Yani yarı ömrüm benim atletizmin dışında geçiyor. Gene de devam ettim. Yani atletizmde de 5 yıl üst üste 1956, 57, 58, 59, 60 yıllarında Türkiye şampiyonuydum 100-200'de. Ve sonra atletizmde antrenörlüğe başladım. İşte İsmail Akçay'ı 61 yılında bize talep olarak gelmişti. Onunla beraber diğer branşlarda başladık. Ve böylelikle de atletizmin içine girmiş olduk. Yani atletizm milli takım antrenörlüğü yaptım. Atletizmde as başkanlık yaptım. Ve atletizmde hayatımız böyle gitti. Evet hocam, şeyle ilişkili spor tarafınız yok sadece. Bir de eğitim ve süreç var. O eğitim sürecinde ne yaptık, nerelere geldik, onlarla da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ya eğitim benim sporla beraber gitti. Harp okulundan sonra Silahlı Kuvvetler Spor Savaş Okulu açılmıştı. Şampiyon sporcu olduğumuz için oraya geçtik. Orada iki sene bitirdikten sonra Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitim Bölümünü bitirdim. Bunları bitirince dedim ki ya bu insan lisan bilmezse yani ne yapacak? Yani yarım kalacak. Hava Kuvvetleri Lisan Okulu, İngilizce bölümünü bitirdim İzmir'de bir yıl. Ondan sonra ben Köln Spor Akademisi'ne gittim iki defa kursa. Bir, 1973'te bizi Dünya Cross Şampiyonu yaptık takımı. İsmail Akçay kaptandı, ben de teknik direktör, antrenördüm. Ya olmayacak bir şey ya, 42 takım arasında hiç olmamış. Zaten o bir şampiyona bizim ilk ve son oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Kimse inanamadı. Bir mucizeyi gerçekleştirdik orada. Dünya cross şampiyonu olduk. 42 takımla arasından sıyrıldık. Ondan sonra beni Alman Silahlı Kuvvetler Spor Akademisi'ne göndermişlerdi. Bu arada bütün branşlarda ben hakem ve antrenörlüğüm var 22 branşta. Her kursa da girdim. Futbolda da geldim 58'de, hoca bana futbol verdi. Ben harp okulda da futbol oynadım. Futbolun yükünü de alınca onu hem oynuyorum hem antrenörlük yapıyorum. Dedim ki ben antrenörde yönelim. Takımı da toplarım. Ben çok açık bir insanım. Maçlardan sonra konuşuyorum işte. Maç konuşmalarını yapıyorduk. Hocam yani sen bize bağırıyorsun, top istiyorsun, biz sana veriyoruz, biz kendimiz atamıyoruz falan. Ya düşündüm ya, ya antrenör ol, ya oyuncu ol, bir tarafa, ya da idareci ol. Ben dedim antrenör oynamıyorum, değil mi? Futbolu bıraktım ama jandarma gücünü 22 sene çalıştırdım. Bu 22 senede de Ankara şampiyonu, yani finale kaldık ama biz A grubunda jandarma gücü, B grubunda da muhafız gücü vardı karşımızda, taş gibi bir takım. Bu 22 yılın işte 12 senesini biz şampiyon olduk, 10 senesinde muhafız gücü oldu. Ama bu finali 22 senede de finali oynadık. Şimdi Güray Soysal Etlik'te oynar. Diyor ki hep söyler,
Ya abi diyor, bir 3-0, 2-0 yenilsek de şu maçı bitirsek dedik. Çok, ve bizden de çok iyi futbolcular yetişti o zaman. Mesela Salim Görür'ü ben 11 Ateş'ten aldım. Ankara 11 Ateş'ten. Bağdım onu da mı? Aldım Gençler Birliği, oradan da Fenerbahçe milli takıma kaptan gitti. Tabii ya. Salim benim 11 Ateş'ten aldığım bir oyuncu. Ona misal olarak göstereyim. Mesela 1969'da galiba Zonguldak Spor 1. Lig'e çıktı. Bana geldiler. Benim de 9 tane futbolcum teris oluyordu. 9'unu da aldılar. Metinler, Turanlar, Ahmetler, yani o takım illa teknik direktör yok dedim. Ben canlar bu yüzünden memnunum. Yani sporun da ilim tarafını da bitirdim yani. Onu da beraber götürdüm. Orada hepsini tamamladınız. Şimdi esas konum yani Nail Moran üzerinde de hala koşuluyor ama bir sürü genç arkadaşımız Nail Moran kimdir, nedir bilmiyor. Ve bunu en iyi bilenlerden birisisiniz. Nail Moran'ı bize anlatır mısınız? Ya Nail Moran asil bir Osmanlı çocuğuydu. Zaten sadrazam torundur Nail Moran. Bu pek bilinmez Sayın Bakan. Tabii tabii. Ben şahsen sizden ilk defa duyuyorum. Ben çok içerisinde olmamı beraber rağmen. Yani ben hani genç yaşımda da bunların arasına girdim. O bakımdan da hani hem mütehacı hem yönetici. Hatta benim kitap, bir Atletizm Yaşatanlar diye bir kitap yazdım. Onda Nail Moran'ın çok büyük emeği var. Çünkü ya Atletizm Federasyonu'na girdim. Bana dedi ki bu teknik konuları, bilgileri senden isteyeceğim. Bir tane o da şimdi federasyon diyorsun. İlk federasyonu bilmem bilir misiniz? Maltepe'de şimdi bir otel oldu. Bir bina var oradaydı. Oradan gene Maltepe'de o zamanların saunası, meşhur saunası onun üstündeki binaya geçti. Oradan 6. kata geçti. Genel müdürle sonra buraya geldi. Yani federasyon başkanları veya bir kimin ne rekor. Mesela bana bu şeyi görev verdiğinde Aycan Önel'e gittim. Şimdi yaşıyor. Aycan dedim kaç rekor kırdın? Kırdığı rekorları bilmiyor. Tabii onu bir şey tutulmamış. Şimdiki gibi internet yok, hiçbir şey yok. Başka Sayın Bakanım, sözünüzü kestim ama özür dilerim. Nail hocamız da başka bizim duymamızı gerektiren özel, orijinal anılarınız var mı? Ya öyle insanlar gelmez. Çok büyük bir insandı, çok bilgili, yani bilgi bir insandı ama kendini yetiştirmiş. Şimdi Amerikan Koleji'ni burada bitiriyor. Evet. Bitirirken de ya Nail abi diyordum ben ona. Hocam diyordum, dur diyordu. Sen Nail abi de bana. Ve Allah rahmet etsin son günü ya 1968 ben federasyonda üyeyim. O gün İstanbul'a gidecek, federasyona geldi, işlerini bitirdi, hanımıyla yola çıktı. İşte o kaza oldu. Yani o gün son görüşmemizi de yaptık. Ben hep sorardım ya siz hangi branş, ya bana hangi branş soruyorsunuz? Evet, 8 branş da milli takımda yarışmış bir insan ya. Olacak şey değil. Tam bir sporcu. Ya atletizm, boks, ondan sonra güreş, yüzme, su topu. Su topu milli takımında. Bunların hepsini yapıyor. Tabii. Yapıyor. 470 seviyede. 470 defa basketbol milli olduğunu biliyor musunuz? Yok. İlk defa duyuyorum. Hakemliğini biliyor musunuz? 1948 olimpiyatlarının Türkiye'de ilk ve son final maçını idare eden hakemdir ya Nail Moran. İşte hocam bunlar için biz geldik zaten. Nail. Yani Nail Moran sadece orada bir isim olarak kalmasın. Bilmiyor onlar hocam. Porsche'ye yani, bir arabası vardı. Porsche'ye bir arabası vardı. Oran altına vermişti onu. Bir gün araba bozuldu. O da hep beraber uğraşıyoruz çalıştırmaya. Bir gaz verdik. Bir baktık Nail abi yukarıdan federasyondan iniyor. Ya Orhan dedi, sana emanetimi dedi, ne yapıyorsun dedi. Adam o motorun sesini oradan dedi. Ya onun böyle sohbetine doyamazdım. Ben erken giderdim, o da erken 2'de gelirdi. Atletler, idareciler falan 5'te gelirler. Giderdim onunla sohbet ederdim. Şimdi Fransa'da Fransız Belzoc Spor Üniversitesi'ne gidiyor şeyden sonra. İstanbul'dan sonra orayı bitiriyor. Oradan Chicago Beden Eğitimi Üniversitesi'ne gidiyor. Chicago Beden Eğitimi Üniversitesi'ni de bitiriyor. Ve orada Amerikan milli takım eğer vatandaşlığı kabul etse Amerikan milli takım Amerikan futbol takımına girecek. Oynuyor.
Yani üniversite takımında oynuyor. Amerikan futbolu. Amerikan futbolunun üniversite takımında oynuyor. Üniversiteyi şampiyon yapıyorlar. Ondan sonra dişte Amerika'da dereceye giriyor. Yüzmede giriyor. Herkes diyordu ki müthiş Türk diyorlardı bana diyor Amerika'da. Amerika'da buna her şeyi açıyorlar. Gel kalk. Kalmıyor. Sonra geldi burada ODTÜ'de spor daire başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Yani boks yapmış. Türkiye birinciliği var boksta. Yüzmede Türkiye birinciliği var. Bunları hiç bilmiyorduk. Bilinmiyor. Basketbolda 4, hayır, basketbolda 470 defa milli olan bir oyuncu ya. Stopunda milli takım, yüzmede milli takım, boksta Türkiye birinciliği. Yani yapmadığı branş kalmamış. O kadar da sakin, o kadar da yani bilge bir adam ya. İlim ya. Onu ben yani böyle konuşurken kendimden geçerdim. Gençtim de. Onlar bana şey oldular. Öncülük ettiler. Ben onların ışığı altında yetiştim. Yani ve bizim sahamıza o isim boşuna verilmedi. Boşuna ya öyle bir değil, insan. Onun değil Türkiye'de bütün yani evet. Onlar gibi çok insanların isimleri verilmesi lazım. Kesinlikle. Ya çok büyük bir insan. Büyük, bilge bir insandı. Sayın Bakanım yine sizlerden camiamıza çok büyük hizmetler olmuş. Çok sevdiğimiz başkanlarımızdan Sayın Cerif Fıratlı'yı anlatmanızı rica etsem lütfen. Cerif abimiz bizim her şeyimizdi. Kendisi biliyorsunuz yüksek atlama şampiyonu. Ben onun federasyonunda da as başkandım. Cerif abinin federasyonunda. Çok güzel günlerimiz geçti. Kendisi İstanbul doğumlu. Ve bunlar bir ekipti o zaman. Mesela Cerif abi, Nail Moran, Cahit Üner, Galatasaray'dan gelme ekiplerdi. Ama hiçbir zaman Galatasaray'ı kulüplerde falan hiç tutmazlardı yani. Cerif abiyle çok güzel günlerimiz geçti bizim. Kendisi Galatasaray Kulübü'nün genel sekreterliğini yaptı. Burada da banka müdürüydü. Sümer Bank'ın müdürüydü. Hiç unutmam İsmail Akça'yla o Atina Maratonu vardır meşhur. Hı hı. Beraber gittik. İsmail Akça'yı götürdük. Orada şampiyon olduk. Gece yani o zamanlar telefon biliyorsun İstanbul'u bile 6 saatte bulabiliyorlardı. Atina'da gece saat 2 telefon çalıyor. Açtım Cevf abi. Nasıl hüngür hüngür ağlıyor. Tebrik ederim. O zaman televizyon yok. Haber ajansından almış. Ertesi gün hemen uçaktan indik evine gittik. Nasıl bizi karşıladı? O günü hiç unutamıyorum. Sporcuya karşı çok büyük şey vardı. Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Evet. 92 yaşında vefat etti. Sayın Bakanım çok kısıtlı imkanlarla çok büyük başarılara atletizm camiasına çok büyük katkıda bulunmuş insanlar. Çok. Bugünkü imkanlar çok. Bu büyüklerimiz de olsa çok daha farklı şeyde gelişmez miydi atletizm? Ya bugünkü imkanları verilseydi Türkiye çok başka yerlere girerdi. Çok başka yerlere. Bunlar yokluk içinde sayılı ya. İdealist insanlar. Nail Moran her sene işte Türkiye birincinden sonra milli takıma girenlere bir atlet, bir şort, bir ayakkabı, lastik yok. Verirdi. Başka yok. O bile büyük bir sevinç yaratırdı. O büyük bir sevinç. Ya ben işte orada böyle bir milli takıma hani şey. Ya 58'de şeyde milli oldum işte. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Ya, o milli formayı koydum karşıma. Ağladım sabah. Ya diyorum ben bu ülke bana bunu verdi. Ya o ay yıldız. Halen öyle bakın yine bir istiklal maçı. Ya, şey, titrerim. Sabaha kadar o formayı öptüm ya. Şimdi bilmiyorum ya. Sayın Hocam, Nuri Hocamızdan, Nuri Turan Hocamızdan biraz bahsettiniz konunun içinde ama Nuri Turan Hocamız da sizin de söylediğiniz gibi yaşanır. O bir ekol, o farklı bir şey. Lütfen ondan biraz bize bahseder misiniz? Yani Nur Hocam yaşanır. Nur Hocam anlatamazsın ki. Ben 17 sene aynı odada oturdum Nur Hocam'la. Türk sporunun temelidir Nur Hocam. Bu ekip yani o ekip İsmail Hakkı Güngörler, Nur Turanlar, Sebahattin Ermanlar bunlar Doğan Andaşlar Türk sporunun temel taşlarıdır. Yani benim yetişmemde en büyük şey onların içinde büyümem, onların prensiplerini kabul etmemdir. Nuri Turan, biz beraber aynı okulda hocalık yaptık. Aynı odada oturduk. İnanır mısın, evimizden çok
okulumuzda sporun başında kalırdık. Ya anlatayım kısa bir şey. 6.30'da gelirdik sabah her gün. 6.30'da? Tabii jandarma okuluna. Onları sabah sporuna çıkardık. 800 tane öğrenciyi Anıtkabir'in etrafında. Oradan onları getirir, sporu bırakır, kahvaltımızı yapardık, derse girerdik. Öğleden sonra da 2'de antrenmanları gönderirdik, planlardık. Basketbol, voleybol, bütün branşları gönderirdik. Akşam gelirdik, 8'de salon çalışması yaptırırdık. Ya hocam dedim, bir gün sen gel, bir gün yok, ikimiz beraber. İkimiz beraber gel. Yoksa biz orada astsubaylara da verirdik onun için. Yeah. Ha, ya. Hiçbir gün aksatmadan, yani hayatımız hep sporla geçti. Acaba kime ne verebiliriz? Nasıl yardım yapabiliriz? Bütün, yani demin de söyledim, 80 tane sporcuya bugüne kadar hangi kulüp milli formayı giydirmiş? Öbürleri hariç bir de gelemesi, Salih Bora'yı söyledim. Bize hazır geldi, ben onu saymıyorum. İlk siz defa de spora başlayan ve ilk defa milli formayı bizde giyen 80 tane sporcumuz vardı. Biz bu şartlarla. Nur Hocam çok prensip sahibi. Tabii o da kendini yetiştirmiş. İngiltere Kraliyet Spor Okulu mezunudur. Bilmem bilirim. Onunla bir şey. İlk defa duyuyorum. İngiltere Kraliyet Spor Okulu. İlk defa duyuyoruz hocam. İngiltere Kraliyet Spor Bunların Okulu. Bunların kayıtlara geçmesi çok önemli tabii, hocam. Tabii İngiltere Kraliyet Spor Okulu mezunudur. Kendisi yalnız atletizm yapmadı ki. Boksta Türkiye birinciliği var. Nur Hocam. Tabii Nur Hocam. Ya işte Ahmet şeye gittik İzmir'de. Balkan boks şampiyonasını organize ediyoruz. Alyana belediye başkanı randevu aldık gittik. Alyanak'ta ilk defa gördü, hemen boks şeyi aldı. Hocam ne oldu dedi. Bu benim rakibimdi. Bu benim rakibimdi. Yani herkese böyle şey yapan, sempati duyan hiçbir kimsenin, mesela biz sporcuların mektuplarını okurduk. Yani o zaman ne sağ ne sol öyle şeyler yoktu. Ama annemin ilacı yok. Babam o kızı yazıyor. Abi annemin ilacı yok. Babam alamıyor. Hemen biz ilacını alırdık, gönderirdik. Çocuğum hasta, evli. Çocuğum hasta, doktora götüremiyorum. Hemen ona izin kağıdını yazar. Yani biz sporcuya insancıl olalım. Onlara Türkiye'de ilk kamp yerini biz açtık, biliyor musunuz? Daha öyle milli takımlarda falan da jandarma gücünde kamp yerimiz vardı. Kamp yemeği çıkarırdık bunlara. 5000 kalori kamp yemeği hiçbir yerde olmaz. Yani sporcunun bütün şeylerini yapardık. Mesela hocam sigaraya karşıydı, biliyorsunuz. Türkiye'de tek karşı olan. Ve sigara içene tamam bitti, affetmez. İmkanı yok yani, sigara içene affetmez. Bir öğrencilere de giderdi. Öğrencilere hepsini pazartesi oldu mu, o dedi ki niye pazartesi yapıyorsun? Cumartesi pazar dışarıya gitti, parayla sigara aldı. Kimin hangi tarafa sigara sakladığını görürdü. Sandalyeyi koyar okula girenlere, sigara. Sen paçanı çıkar, paçanı çıkar, ver sigarayı. Sen alt kadar buraya saklamış, bütün herkesin sigara, bir torba topladı. Ya Sayın Bakanım şunu anlıyorum, sözünüzü kestiysem özür dileyim. 80 tane sporcuyu milli takıma soktunuz. Çok önemli, çok takdire şayan. Ama biraz evvel söylediğiniz bana göre çok daha anlamlı. Annesine babasına ilaç göndermekle o sporcunun hem annesi oldunuz hem babası oldunuz. Belki o motiveyi antrenmandan öte o milli takıma girme motivasyonu burada yatıyorsa gerek. Asker ocağı aynı zamanda bir aile ocağının sizler sayesinde bir babalık. Çok sporcuya diploma aldık, biliyor musun? Çok önemli. Şimdi isim vermeyeyim de. Çok sporcunun ilkokul diplomasını biz aldık ya. Ellerinize sağlık. Onlara da biz teşekkür ediyoruz. İş sahası, muhitimiz genişti. İş sahası bulduk. Ben bir de... Hem spora hem Türk camiasına, Türk milletimize onurlu haysiyetli insanlar kazandırmışsınız. Yani... Sayın Bakanım. Ve mesela birimiz seyahate giderken birimiz muhakkak Türkiye'de kalırdık. Hani bu işimizi aksatmamak için. Onda çok planlı. İşin devamlılığı önemli. Hiçbirbirimizi kırmadık. O ben. Abim benden 10 yaş büyük. Ama hiçbirbirimizi kırmadık. Yani bütün... Yani sporun dışında biz başka bir şey konuşmazdık ki. Hep spor, spor, spor. Ne yapabilir? Onu diyorum. Yani hangi takım bugün atletizm takımı 3 ay evvelden plan yapar? Bu rakibi nasıl geçerim diye. İşte Çekiç Atacan abi dediğin zaman bile ya, tamam yüce atalım diyebilen birisi. Kim? İsmail Hakkı Tuna Boylu Genelkurmay Başkanı kupa verecek. Jandarma ilk kupayı alıyor.
bana diyor ki sen bu kupayı alacaksın. Ya bunu kim... Yani hep böyle ondan örnek alarak ben de öyle yetiştim. Sayın Bakanım, ben çok teşekkür ediyorum. Hem görsel hem yazım olarak belgesel olduğu gibi hem de zihinsel bir belgeseliniz var. Sizin gibi değerli büyüğümüze sahip olmak bizler için hakikaten çok büyük bir avantaj. Şu anlattıklarınızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Yine duayen sporcularımızdan Cahit Öner abimizi, rekortmenimizi, milli sporcumuzu, atletizm camiasını çok takdir ettiği, sevdiği abimizden bahsedebilir misiniz efendim? Cahit Öner'in ben de yeri bambaşka. Şimdi abimiz o, bizden 10 yaş büyüktür. Ama biz de bir kardeş gibi, bize daima öğütler veren, Türkiye'de bana deseniz ki, hani tabii çok arkadaşlarımız var, planlı, prensipli, programlı çalışan, Cahit Öner gibi programlı çalışan bir sporcuyu görmedim. Kendini hangi müsabakayı hazırlayacaksa ona göre planlar yapar. Hiç hepimiz sporcu olduk. Mümkün olduğu kadar işte 10 tane 400 koş dediği zaman 3 tane 7 tane koşar 10 tane. Bu öyle değil. En enteresan da Cüneyt Kori Rey'in çok iyi arkadaşıydı. Amerika'dan geldiği zaman bir ara antrenörlük yaptı Cüneyt. Cahit'in. Birbirlerine neler bir, ben en hoşuma giden Cahit, Cüneyt Kori Rey'in ona antrenör. Bugün şunları yap. Ya bunlar da olur mu ya? Daha geçen gün yaptık. Ha falan. Yani birbirlerine bir antrenör hoca ve sporcu. Talebe her sporcu şey. Mesela o gün 300'leri var. Cahit abi bakardı. Kim o 300'leri koşar? Mesela Fahir'e gider. Fahir benim bugün antrenörüm, bana gelir veya şeye. Bugün bana 5 tane 300 verirdi, benden koşar mısın? Ve kibar, kibarlığını hiç bozmayan. Bir de bizim biliyorsunuz pazar günleri Naili Baran sahasında futbol maçlarımız vardı. O maçlara her hafta giderdik. Hoca da gelir. Yani saygınlığa bakın. Ya hoca o zaman federasyonda falan değil. İşte bizim sakatlanmamamızı ve oraya futbolu sokup diğer takımların gelip antrenman yapmamasını. Ben hocaya dedim ya bak sizi görecek diğer takımlar da gelecek. Bak onları sokun. Sakaç da benim şu parmağım orada kırıldı. Ya sizi düşündüğüm için geliyorum derdi. Ondan sonra bizim hocaya dedim ki ya pazar günleri 12'den sonra geldi. Evde duramıyor ki saat 11'de gelir. Şimdi iki tane gözcümüz vardı. Biri Çetin Şayner, biri de 400 engelli doktorumuz ya. Doktorumuz vardı. 400 engelli doktoru. Neyse hocam, hatırlarsak söyleriz, ilave ederiz. İlker Çetin. Onlar bizim gözcüler uzun boylu olduğu için hoca gözüktü dedi mi futbolu hemen ya bırakırdık ya da hafiflerdik, ama hoca da gelir ise çıkarmaz, yukarıda öyle oturur seyrederdi. Cahit abi de giderdi. Onların arası çok iyiydi. Yani yaş bakımından da hemen hemen. Biri de 23 doğumlu, biri 26 doğumlu. Nur abi bize müsaade et bir dakika. Neyse Nur hocam müsaade ederdi de oynardık. Yani Cahit, o gelenekler uzun yıllar devam etti Sayın Bakanım. O, Cahit ben abi, size bilgi vereyim. Çok uzun yıllar uzun devam yıllardı. Etti o gelenekler. Hayır ben orada şunu söyleyeyim. Yani Nur hoca o zamanki saygıyı, yani ne federasyonda bir şey, yani görevli. Veya, ya sana ne hoca biz oynuyoruz demedi kimse. Yani bu bizim temelde aldığımız bir terbiyenin, bir ailevi, bir genel terbiyenin. Ya. Duşlar ya. Kendimiz odun getirirdik. Bilmem hatırlar mısınız? Yok, onları bilmiyorsunuz. Bana. Bir tane bayanların o hakem odasında duşu yani vardı. Bir de bizim duşumuz vardı. İki tane akan yeri vardı. Herkes yaşına göre girerdi. Kimse yaşından evvel o duşa girmezdi. Soğuk su da olsa o soğuk su da yıkanırdı. Birbirine saygısı vardı. Biri şaka, büyükler şaka yaparken küçükler o şeyi gösterirlerdi, saygıyı. O terbiyeyle, büyüdük. O bizlere de yansıdı. İşte Cahit abi de bizim atletizm sahasının örnek insandır. Ve ilk olimpiyatlarda finale kalan 1952 Helsinki olimpiyatlarında ilk finale kalan, Türk Cumhuriyet tarihinde ilk 3000 engelde finale kalan atletimizdir. Yani Cahit Öner. Komple bir sporcu değil mi Sayın Bakanım? Bir komple, bilirsiniz ama komple. Koşmadığı branşlar kalmamış. Hayır kalmadı ama en son 3000 stıpılda karar kılmıştı. Favori branşı oraydı. Sayın Hocam, hepimizin çok sevdiği, çok da bildiğimiz ama
günümüz gençlerinin yine bilmediği bir atletiniz var. Dünya çapında bir atletiniz. Ekrem Koçak. Ve sizden onu dinlemek isteriz biz. Ekrem, Türkiye'ye gelmiş geçmiş süper bir atlettir. Bu takım arkadaşım. Yani 800-1500 tabii Türkiye rekorunu kıran bir atlet. Ve bir gün işte Atina'ya gittik Balkan Şampiyonası'na. Orada şampiyon olduk. O akşam Fahir Özgüden, Aydın Onur, Çetin, ben Atina'da Omonyum Meydanı var. Gezdik. Otele döneceğiz. Taksi durağına gittik. Taksiye bineceğiz. Arkadaki taksi geldi bu sefer. Taksici. Bunlar birbirleriyle kavga etmeye başladılar Yunanca. Bayağı birbirlerine girdiler. Sonra duyduk ki bir Türk geldi. Bize tercüme yapıyor. Öndeki taksinin, arkadaki taksinin şoförü demiş ki ben demiş anneme söz verdim. Ekrem Koçak'ı buraya hani getireceğim bir gün, bir gün. O gün de görünce bize o yani Ekrem Koçak Atina'da falan gezemezdi. Böyle sarılan sarılana, öpen öpene. Bulgaristan'da, Balkanlar'da Ekrem bir numaralı atletti. Hele bir Balkan şampiyonasını hiç unutmuyorum. O Averof stadı 100 binlik. 100 bin tane Yunanlı ayağa kalkıp nasıl alkışladı? Sevilen, sayılan. Yani bizim dünya uluslararası şampiyonu olan atletimiz ya. 3-4 defa dünya şampiyonu oldu. Genç yaşta bıraktı sayılır. Ekrem benim can yoldaşım, can arkadaşımdır. Bizim, ben Spor Toto Daire Başkanı olduğumda hanımı bizde çalışıyordu. Onu Ekrem'in yüzünden, o lojmanımız kısıtlıydı ama Ekrem'in bir ismi var. Bizim lojmanlara yerleştirmiştik. Bir gün geldiler ki Ekrem ziyarete gelmek istiyor. Ama 4. katta inemiyor, 4 katlı bir lojmanda. Asansör yaptırdım bana gelsin diye. Yani bizim dostluğumuz ama o dönemin atletlerin de bugün amatör atletizm kulübü vardı Ankara'da. Bilmem bilir misiniz? Lassi burada. Lassi de biliyorsunuz onun eski şeyini bilmezsiniz. Türkiye'deki atletizmin yani Ekrem'in, Fahir'in, Aydın'ın, Muharrem'in bütün ne kadar elit atlet varsa onların babasıydı. Kızılay'da evet şey dükkanı vardı. Abajur dükkanı vardı. Ben de o ekolden geldiğim için. Ama bu ne zaman biliyor musunuz? Atatürk Orman Çiftliği'ni yaparken Atatürk dünyanın en iyi mühendislerini, en iyi ziraat mühendisi, o da ziraat mühendisiydi. Türkiye'ye geliyor, Macaristan bunu istiyor, gitmiyor. Vatandaşlıktan çıkarılmıştı. O serbest vatandaştı, bilmem bilir misiniz? Bu yönleri de bilir tabii, Sayın Bakan. Aynı varlığımız bilmiyor bunları. Tabii. Atatürk'ün orman çiftliği için getirdiği mühendislerden bir tanesiydi. Macaristan'a ihtiyacımız var, gel deyip gitmeyen, ben Türk oldum diye kalan bir insandı. Atatürk sevgisinden olsa gerek Atatürk Sayın Bakan. Atatürk sevgisi. Atatürk ve Türk. Evet, benim evet. Diye hep şunu söylerdi. Benim Türkiye'ye çok büyük borcum var. Bu Türkiye için benim yapmayacağım bir şey yok derdi. Ve bu işte Ekrem'in, Fahir'in, o zaman yani kimsenin durumu iyi değildi ki. Yani geçinme, normal geçiyor. Ama her akşam atletler, o tek götürdüğümüz hepimiz ya, çantamızda odun götürdük. O duşumuzu alır, Lassi orada güzel akşam yemeklerini yapardı. Atletler çıkar, gelirler. Her akşam. Tabii orada güzel, Lassi'nin yaptığı amatör atletizm kulübüne de çok büyük yardımları olmuştur. Yani Ekrem şeylerde dediğim gibi süper bir atletti ya. Süper bir atlet. Süper. Böyle bir insan, böyle kabiliyetli bir insan olmaz ya. Gülerek gelir müsabakaya. Kazanır gülerek gider. Hiç kalbinde kötülük olmayan pırıl pırıl bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Sayın Bakanım, çok güzel bilgiler edindik. Bilmediğimiz şeyler gün ışığına çıktı. Saatler ne çabuk geçti. Bu güzel sohbetten farkına varamadık. Ama yine atletizm camiasının çok önemli sporculardan Aydın Onur büyüğümüzü, ağabeyimizi sizden dinlemek isteriz efendim. Lütfen. Aydın benim takım arkadaşım, rakibim, canım ciğerim ya. Aydın'la biz yani bir kardeş gibiydik. Aydın Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kuvvetli adeli yapısı, bünyesi. Yani son zamanları gördüğüm zaman şaşırdım. Yani olacak bir insan değil. O kadar kuvvetli bünyesi vardı ki fazla da antrenman yapmazdı Aydın. Öyle
prensibi bir kendi canına göre öyle bir hocalarla falan da fazla çalışmazdı. Kendine göre ama müsabakanın hakkını verirdi. Müsabakanın hakkını verirdi. Kendisi biliyorsun Gazi Lisesi mezunu. Gazi Lisesi birinci sene, o zaman Ankara'da Gazi Atatürk Kurtuluş Lisesi, bizim jandarma asubay okulu Yıldırım Beyazıt, çok büyük rekabet var. Fakat Aydın 8 branşta birden 100, 200, 400 disk, çok güzel disk evet, atardı, evet, cilit evet. Atar, uzun atlar, uzunda da milli takıma girdi. 8 branş artı diğer atletler hep birinci oluyor. O zaman Ankara'daki diğer beden eğitimi öğretmenleri dilek çeviriyorlar. Böyle olmaz, yönetmeliğin değiştirilmesi. Türkiye'deki yönetmeliğin iki branş, bayrak hariç iki branşın olmasına artık gidiyor. Bu mu hocam? Tabii, onu bilmiyoruz. Tabii. Bu çok önemli bilgi veriyorsunuz. Bu pek bilinmez ama. Türkiye'de yönetmeliği, ben kendisine de dedim lan, oğlum sen Türkiye'de yönetmeliği değiştiren adamsın dedim bana. Bir daha söylesene, 8 branşı alıyorsun. İki de bayrak, 10. Bir takım zaten. Bir takım. Bir takım yeter. Onun yüzünden Türkiye'de müsabakalar 2 branş artı bayrak. Aydın'ın yüzünden olmuştur. Bakalım şöyle bir... Kendisi Decathlon'da milli takıma girdi biliyorsunuz. Son zamanlarda bu resim biliyorsun, resim yapardı. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Benim çok iyi dostum. Çok iyi dostumdur. Kendisine salonun ismini verdi. Orada resimleri görmeye gittiğimde ya Yücel'cim dedi, ben dedi sağ elde resim yapardım dedi. Sağ eli felç olmuştu biliyorsunuz o zamanlarda. Evet. Fakat sola başladım. Ya inanamıyorum şimdi dedi. Sol elle daha güzel resim yapmışım. Allah'tan rahmet. Toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun. Sayın bakalım. Böyle dostlarım olduğu için ben ne kadar ifşar istemezdim. Varsayım üzerine konuşmak yanlış ama Sayın Bakanım, idarecilik yaptınız, antrenman verdiniz sporculara, background'unuz çok geniş. Eğer Aydın Onur büyüğümüz bugünün şartlarında beslenmesiydi, doktoruydu, antrenmanıyla yetişmiş olsaydı kaç koşabilirdi? Tahmininiz ne olabilir? Amerika'ya gönderseydik yani Türkiye olarak onun altına düşerdi. Hüseyin Bolt da yarışırdı diyorsun. Rahat yarışırdı ya, rahat yarışırdı. Maalesef efendim işte büyüğümüzden elimizdeki değerlerin yeterince kıymetini bilememişsinizin nedenle yok. Sayın Bakanımızın ya hepsi adamdı. Süper bir adamdı ya, süper bir adamdı hepsi. Sayın Bakanımız, kaydın haricinde sohbetimizde dikkatimi çeken bir sözünüz oldu. Kayıtlara girerse çok daha anlamlı, güzel olur. Gelmiş geçmiş Türkiye'nin yüz metrecilerinden Aydın abimizi konuşurken olimpiyat şampiyonumuz, yine bir duayen güreşçimiz Ahmet Ayın'da 100 metre koşturduğunuzu duyunca ben hakikaten şaşırdım ve şok oldum. Onu sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz efendim? Ya Türkiye'de, dünyada bütün sporların temeli atletizm. Çocuk bile yürüyüşüne başladı mı atletizme başlamış oluyor. Bilir misiniz ki Ahmet Ayık haftanın 3 günü Cahit Önel'le cross yaptığını? Onun sayesinde Dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonu oldu. 3 gün haftada Ahmet Ayık her üç gün haftada Cahit Önel'le, diğer atletlerle koşardı. İşte onun semeresini, onun mükafatını aldı. Bilimsel spor bilinmeden tabii, siz bilimsel spor yaptırıyorsunuz. Bakalım tevazu gösteriyorsunuz ama gün gibi aşikar. Ama hep yani bilimleri şey yaparak, mesela ben Hollanda'ya gittiğimde boğazlarım şişti. Doktora çıktık. Ne yaparsınız siz? Sıcak ılamur içersiniz. Doktor bana bir bardak buz verdi. Git dedi bunu. Bunu yiyeceksin. Bunlar ertesi günü bana geldi dedi. Gittik hiçbir şey. Ondan sonra biz sakatlanınca doğru hamama giderdik. O zaman şey adeller şişer neye kılcal damarla kanamalar. Şimdi dediler ki çıktı. Aman 24 saat buz tedavisi yapın. Yani hep tecrübeyle, hep öğrenmeyle gidiyor. Bunu yani ağır siklet güreşçisine çok. Üst siklette güreşen bir güreşçi 100 metre koşturmanız dünyada çok nadir görülür. Enteresan şeylerden biri. O koşturma değil. Haftada 3 gün atletim Cahit Önel'le koşardı. Onun mükafatını aldı. Hocam yine büyük duayenlerimizden Çetin Şahiner rahmetli. Onun da biliyoruz ki biz sizin çok güzel ve çok iyi anılarınız da var.
laf lafı açıyor. Birçok şeyde eski büyüklerimizi anlatabildiğiniz gibi Çetin Şahiner özellikle biz sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Çetin benim kardeşim kadar sevdiğim insandı. Genel müdür oldum, bölge müdürü oldu. Bakan oldum, bölge müdürüydü. Ben ayrıldım, ondan sonra geldi ki ben yapamayacağım artık dedi. Emekli oluyorum. Peki, rahmetli ölmeden evvel de Artun'la beraber ziyaretine gitmiştik. Son görüşümüz oldu. Aslanlar gibiydi Çetin. Süper bir atletti. Bu da şeyin yetiştirdiği atletlerden, Kurtuluş Lisesi'nin yetiştirdiği atletlerdendir. Kendisi şunu söylerdi. Ben asker liseye girecektim. Biliyorsunuz asker liseye girerken uzun atlatır, yüksek atlatırlar, gülle atarlar. 1.30'u geçemediğim için giremedim ama sonra 2 metreyi geçtim. Hep onu atlatırdı. Buna bir takmıştı yani. 1.98'i şimdi şeyi biliyorsunuz. Atlama tekniği. Yüksekçi. Hoppa mı fosforu? Hayır hayır. Türk bizim. Şimdi yüksekte Erdal Akkan vardı bizim. 1.67 boyundaydı. 1.97'yi geçti. Çetin abilerin bir evveli herhalde. Çetin'in bir evveli. Ama evet. Takım arkadaşıydı. Ama yarıştılar. Yarıştılar. 97'den aldı Çetin. Geçti, ekale etti. Hı-hı. 98'de takıldı kaldı bu. Çok müsabakaya giriyor. Hep 92'ye çıkarıyor. 2'yi geçemiyor. Hep diyordu ki ya bu benim. Nasıl oluyor? Ben bu 2'yi geçeceğim. Şimdi, o zamana kadar da Türkiye'de 2 metreyi geçen yok. Bir gün hiç çıkmıyor. Ankara'da kulüp arası müsabaka. Hıncal Uluç, Kurtan Fişek, Güneş Tecelli. Onlar hep o müsabakalara gelirler. Yahu dediler bir şey yapalım. Bu Çetin'i bu 2 metreyi geçirelim. Çetin 97'yi geçti. 98'e koydurdu. Hani onu geçip ondan sonra 2'ye. Çetin ısınıyor. Hakemlere gittik dedi ki ya şimdi 2.05. 2 metre 0.5. Yani 2.5. Ama bir 98'i geçsin. 98'i. O 98 olsun. O 98'i ısındı geldi. Çetin hadi şu 98'i geç. Arkasından 2 metreyi de geçeceksin. Tamam dedi ya bu 98 benim için şey değil de 2 metreyi düşünüyorum dedi. Geldi şak diye geçti. Çağır, biz başladık alkışlamaya, omuzu aldık orada. Ya ben ne yaptım dedi, sen 2 metreyi geçtin bugün. Sarıldık birbirimize, hiç unutamadığım bir gündür benim. Allah, çok güzel günlerimiz geçti. Benim genel müdürlüğümde 80'de başladığımız bölge müdürlüğünü 99'da bıraktığım bakanlığa kadar devam ettirdik. Nur içindeyiz. Nur içinde yatsın. Çalışkan, dürüst. Kendisini spora adayan bir arkadaşımız diye. Allah böyle dostlar verdi bana. Çok mutluyum. Sayın Bakanım, saatten ne çabuk geçti anlayamadım. Çok ama çok güzel şeyler öğrendik. Dilerim bu böyle kalmasın. Başka programlarda da söz alalım sizden. Yine birlikte olalım. Çünkü geride anlatılacak çok ama çok şeyler var. Kitaplar dolusu bilgiye sahipsiniz. Bunu camiamızın mutlaka bilmesi lazım. Sadece camiamız değil, spor tarihi evet. Açısından da çok çok evet. Önemli. Bir belgesel hazırlandı. Belgesel kitap yazıldığında. Hepsi, bir kitap hepsi bunların. Böyle bir söz alıyor muyuz Sayın Bakanım? İnşallah. Memnuniyetle. Atletizm Ansiklopedisi'nin başka sayfalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.